El dezenfektanı bakterileri ve virüsleri yok etmeye yardımcı olur. Hatta onları ateş bile ederler. Aslında bu yapışkan madde eller içindir. Peki ya vücudumuzu bununla kaplarsak ne olur? Hem de el dezenfektanıyla dolu bir havuza atlarsak. Bugünkü videomuzda el dezenfektanıyla dolu bir havuza atlarsak ne olur sorusunun yanıtını vermeye çalışacağız. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. El dezenfektanı, onu jel yapan şeylerden nemlendiricilere ve kayganlaştırıcılara kadar çok çeşitli kimyasallardan oluşur. Ancak ana içeriği etanoldür. Ellerdeki mikropları öldüren de budur. Gerçekten etkili olabilmesi içinse %60'ın üzerinde etanol içermesi gerekir. Öyleyse vücudumuzdaki tüm ölümcül virüsleri yok etmek için daha güçlü bir şey kullanalım. %95 etanol konsantrasyonu. Tamam, şimdi el dezenfektanımızı seçtiğimize göre onunla dolu bir havuza atlarsak ne olur ona bakalım. İlk olarak el dezenfektanıyla dolu bir havuza atlar atamaz vücudunuzda var olan kesik veya açık yaralar hemen acımaya başlayacak. Bu acıyı tam olarak anlamak için parmağınızda şeytan tırnağı varken el dezenfektanı kullandıysanız o anı hatırlayın. Ne kadar acıttığını hatırlıyor musunuz? Şimdi de alkol ve diğer kimyasalların vücudunuzdaki her kesik ve sıyrığa saldırdığını hayal edin. Eğer bu küçük yaralardan başka büyük yaranız yoksa el dezenfektanıyla dolu havuzumuzda yüzebilirsiniz. Ancak böyle bir şeyin içinde yüzmek sudan çok jöle içinde yüzmeye benzer. Bu jelimsi maddenin içerisinde yüzmek bir karmaşa olurdu. Eğer kafanızı içine sokarsanız kulaklarınız, burnunuz ve girebileceği diğer tüm boşluklar hemen el dezenfektanıyla dolar. Ve unutmayın, havuzun içindeyken gözlerinizi açmayı denemeyin. Çünkü gözünüzü açmak şiddetli bir acı hissetmenize sebep olacak. Ve hemen gözünüzü yıkamazsanız kör bile olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi alkol gözlerin en büyük düşmanı. Umarız havuzun içerisine girdiğinizde el dezenfektanını yutmazsınız. Çünkü güçlü kimyasallara sahip olan inanılmaz sert alkol tadı oldukça iğrenç olurdu. Hatta yeteri kadar içerseniz sarhoş bile olabilirsiniz. Bunun nedeni 240 mililitrelik bir el dezenfektanının yaklaşık 5 shot sert likörle aynı miktarda alkol içermesidir. Ama eğer ağzınızı açmazsanız bu kimyasal maddeyi yutamazsınız. Gelelim cildimize vereceği zararlara. Eğer bu el dezenfektanıyla dolu havuzun içerisinde yeterince uzun kalırsanız madde süzülerek kan dolaşımınıza girebilir. El dezenfektanını elimize rahatça sürmemizin sebebi vücudumuzun diğer bölgelerine göre buradaki derinin daha sert olması. Yüzümüz ve kalçalarımız gibi yerlerdeki cilt oldukça zayıf ve yumuşaktır. Yani tüm vücudunuz el dezenfektanı içinde uzun süre kalırsa bu alkol zehirlenmesine yol açabilir. Ayrıca el dezenfektanının amacının bakterileri öldürmek olduğunu biliyoruz. Ama hem kötü hem de iyi bakterilere saldırırlar. Ellerimiz için küçük dozlarda el dezenfektanı kullanmaksa herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak el dezenfektanını vücudun her yerine yaymak, vücudunuzdaki iyi bakterilerin de yok olmasına sebep olacaktır. Buysa sizi hasta edebilir, hatta hayatınızı kaybetmenize bile sebep olur. Ve umarız yakınlarda bir yerde kimse sigara içmez. Çünkü havuza bir kibrit veya çakmak düşerse el dezenfektanı anında alevler içerisinde patlar ve hızlı bir şekilde hayatınızı kaybedebilirsiniz. Ancak tüm bunlardan kurtulmayı ve havuzdan çıkmayı başarırsanız hemen duş almanız gerekir. Duştan sonraysa cildiniz gerginleşir ve kurur. Hatta çatlamaya, kanamaya başlar ve inanılmaz derecede acı hissedersiniz. Umarız içine atlayabileceğiniz başka bir cilt losyonu havuzunuz vardır. Çünkü el dezenfektanının sadece küçük dozlarda ve sadece elimizde işe yaradığı oldukça açık. Ayrıca gerçekten bakterileri ve virüsleri yok etmek istiyorsanız mutlaka ellerinizi sık sık yıkayın. Hem bu çok daha güvenli, daha ucuz ve daha sağlıklı.
Peki tüm olasılıklardan bahsettikten sonra bir fırsatınız olsa el dezenfektanıyla dolu bir havuza atlar mıydınız? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.